Evet, Kadık Veli'ne arkadaşlar yeni bir göç geliyor. Nereye gidiyorsun? Gönül mü? Hadi hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Evet Mustafa Kahraman, bu 5 oluğu sen daha iyi bilirsin benden. Evet ben bunu biliyorum fakat bu 5 oluk çok daha ilkeldi ben en son buna bıraktığım zaman. Yapmışlar vesaire bu hale getirmişler. Bu su 1-12 ay yıllarca hiç eksilme veya artım olmadan, ilginç olan eksilme veya artım olmadan böyle sürekli akarlar. Bunu içmek şifadır hocam. Resmen şifadır bu. Malum şurada bir dağ var. O artık oradan yerden çıkıyorsa geliyor. Bir de tabii malum bu toprak altından süzülerek geldiği için bütün mineralleri, burası volkanik bir bölge. Dolayısıyla bütün mineralleri de oraya süzülerek geldiği için tam doygun tüm minerallere itibar eden şu burası. Şifa. Hadi iç bakalım. Şifa içi bu. Şifa. Hadi ah koyacağım sizin için. Efendim ben biraz hocalık yapmış olayım. Bismillah. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Biz bütün hayatı sudan yarattık. Her canlıyı sudan yarattık. Buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte hayatın kaynağı bu. Bir de doğal su. Kaynak suyu olması önemli. Şifa olması önemli. Buraya bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arkadaşlar, Gümüşhane Kürt'ün Kadıkveli Yaylası, Karadeniz'deki yerler arasında suyu en bol, en temiz, en mineralli, zengin olan bir yayla. Burası 5 olup, burası Apsa, benim küçüklüğümde bir çobasında çobanlık yaptığım yer. Kadıkveli'ni özel seviyorum ama hayal ediyordum bu 5 olduğu bir daha görebilir miyim diye. Allah'a çok şükür akan, yakan, kokan acılarda şifa var. O yüzden nerede bir akan su bulursak için. Değerli takipçilerim, 1 Haziran 2022 kiraz sezonu açıldı ama biz burada açıyoruz. Burası neresi? Gümüşhane Kürt'ün Kazıkbeli Yaylası. Bu yaylada çok önemli iki tane konuğum var, dostum var, akrabam var. Birisi Sayın Mustafa Kahraman, benim hem dayım hem Yedi Şafak Gazetesi Yazışları Müdürü. Aslında maden mühendisi bir anlamda. Hem de siyasalcı. Türkiye'de Türkçeyi en iyi kullanan isim. Bunu jeoloji diye düzelteyim de. Öyle mi oldu? Öyle. Jeoloji mühendisi mi oldu? Hı. Zaten öyleydi. Öyle miydi? Ha, madenle farkın ne? Okulun adı ne? Jeoloji mühendisi bölümü. Ha, ayrı bölüm mü? Ha, bilmediğim için. Peki tamam. Aynı zamanda siyasal jeolog, jeolog madeni bulur abi. Jeoloji mühendisi madeni bulur. Madenci işletir. Evet. Hakkı Bayraktar 40 yıl emek, tamam 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra artık o da benimle aynı safta buluştu. Ve ben onun safına geçtim. Emekli olduk. Şimdi sağ olsun bu iki dostumuz İstanbul'dan yola çıktılar. Bir plan da Neoplan'la yola çıkmışlardı. Bugün yolumuz Kazıkbeli'ne düştü. Evet, Kazıkbeli deyince de ben konuşamam. Çünkü hayatının önemli kısmını burada çobanlık yapmış, yol yürümüş. Dedesi, pardon babası Kamil Hafız'da çok macera yaşamış isim olarak. Sayın Kahraman, sen konuş ben yiyeyim.
Yani çok fazla ne konuşayım bilmiyorum da o kadar çok şey ne anlatabilirim. Ben şunu söyleyebilirim. Şu anda Kazıkbeli diye senin gösterdiğin fotoğraf şeyini çektiğin, işte videosunu çektiğin şu mekandaki ev sayısı bakıldığı zaman, yoğunluğuna bakıldığı zaman neredeyse bir kasabayı falan andırıyor. Evet. Benim zamanımda, benim yani geçtiğim, senin bahsettiğin anlamdaki zamanda burada 2-3 tane falan kahve vardı. Gerisi bomboştu. Şimdi dehşet bir yapılaşma. Şehir olmuş. Ve de şey, çok plansız. Efendim yani bilmiyorum ne demek lazım. Bunu genelde bu görüntüyü her yerde görmek mümkün. Özellikle Sistan'da vesaire. Vatandaş bir taraftan tamam yapıyor yapılaşmaya. Çok teşne ama öbür taraftan da gerçekten tabiat, bizim eski o nostalji, o şey, yayla kavramı falan. Neydi şey, yayla kavramı, şehirleşmiş durumda şu anda. Efendim, burada, şurada, şu anda bulunduğumuz yerde, Kazıkbeli nedir bunu, madem bahsettim. Hı-hı. Bizim göçümüz, göçmüş gitmişti. Ben koyun çobanı olduğum için, bir tane Örenli bir komşuya beni bıraktılar. Onun oğluyla, evin oğluyla birlikte biz koyun otlatıyoruz. O zamanlar malum hani koç katımı denilen bir kavram vardır. Güze doğru yaklaştığı zaman koç ayrılır şeyden. Koç ayrı yayılır, koyun ayrı yayılır. O koç katımı zamanı gelinceye kadar koyunla koç bir araya getirilmez. Dolayısıyla biz öyle o şekilde bir işte nöbetleşebildiğimiz o koçları otlatıyor, birimiz koyunu otlatıyor derken bu ev sahibinin bir sıpası vardı, sıpa kayboldu. Sıpa kayboldu, dediler ki Helim'di diğer arkadaşın adı. Helim de o gün şeydeydi, daha doğrusu koyuna gitmişti, obada yok bana dediler ki sen git bu şeyi, sıpayı bul. Ya koskoca apsadan kalkıp da sıpayı nerede bulacağım vesaire. Neyse insanlara soruyorum, moruyorum falan. Dediler ki şuradan bir tane, bir katırla bir tane sıpa az önce geçti. Bu tarafa doğru geldiğini görmüşler. Şu karşıya, şuraya, şu hani kardan, karın üzerinde öyle çizgi haline gördüğünüz öyle doğrusal şey, yapı yol aslında. Hemen şu anda kapalı gözüküyor. Orası kapsağı yolu. Onun ilgili şuradaki tam o boğazda yolun bittiği boğaz, oraya Naletleme Tepesi derler. O tepeyi baktım ki aşıyor bana dedi, işte verilen tarife göre bir katırda bir sıfır oraya aşıyor. Ben de şu anda buradan oraya kadar uzaklıkta olan, onun tabii şimdi görmeyeyim tarafı var. Oradan artık bundan peşine geldim. Şuraya kadar geldim. Beni o hayvan görünce tabii tanıdı. Evet, o katır da o obada başka birisinin bir katırı. Güz gelmiş. Bütün hayvanlar göçmüş. Anlatabiliyor muyum? Bütün obalar falan göçmüş. Hayvan köyden şeyden kaçıyor, yerden kaçıyor aslında, tamam mı? Kendince bir kurtuluş yolu bulmuş. Buradan kaçıyor aslında resmen hayvan. Sıpacık da ona takılmış. Gelmiş. Şu yeni cami de, şu eski cami, sen az önce gittiğin caminin arkasında orada birkaç tane daha at falan filan var. Onların yanına gitti. İşte biliyorsun onların böyle hani ilk tanışma şekilleri oldu, işte koklaşma moklaşma falan. Neyse onlarla koklaştı moklaşı, benim geldiğimi görünce hayvan, hani onun için geldiğimi anladığı için hayvan bir defar attı oradan hocam. Bir defar attı. Ben normalde onu hani geri çevirip şu yola koyacağım. Tekrar bir daha getireceğim güya. Bir defar attı abi. Şurada yukarı geldi. Şuraya şu tepeyi açtı. Şu arkadaki obaya doğru gitti. Ben de peşinden koşuyorum. Allah. Kayboldu gitti hayvan. Hiç burada göç yok, oba yok, hiçbir şey yok. Hayvan kayboldu. Sıpa onun peşinde. Düşünebiliyor musun? Ta Apsal başına buraya kadar gelmişim bunun peşine. Koşuyorsun sen peşinden. Tabii peşinden koşuyorum. Daha sonra ileride buldum onu, tekrar bir daha geri çevirdim. Şuraya oraya getirdim. Gece geç olduğu için hayvan daha fazla direnmedi. Oradaki bir amca bana yardımcı oldu. Orada bir ağıl gibi bir şey vardı, ağıl. Onu oraya bir attık, kapattık. Bir de o sıpının sahibi olan Mehmet amca vardı. Tabii gece o da yine... O da şimdi beni arıyor. Şimdiki gibi cep telefonu yok, bir şey yok ki ben falanca yerdeyim diye haber etmeye. Evden çıktım, ben de kayboldum. Neyse o da oradaki başkalarına sonra buradan bir çocuk geçti. O da, onlar da oradaki çobanlar da geçti falan filan. İki tane arası şey vardı, bunun kovalıydı falan diye. Gelmiş gece biz orada kaldık hocam. O hangi bir yıldız kaldı sabahtan, işte yakaladı bu hayvanı.
kuyumcular bunlar falan getirmişti. Aldık götürdük. Bu Kazıkbeli'nin benim kafamdaki en böyle çarpıcı hatırası. Böyle çok işte çocukluk yaşındaki. Yaş kaç o zamanlar? Dramatik. 12-13 yaşlarında falan. 12-13 yaşında o sıpa kova alıyorsun yani. Vallahi bravo. Şu tepe şu anda bulundum. Şu tepenin arkasına kadar geldim. Evet Hakkı Hocam. Sen ne buyuruyorsun? Benim böyle hatıram yok. Mustafa Bey'i dinlemek lazım ki 300 senelik tarih Mustafa Bey'de dizlerimiz sıkıştırılmış o çile içerisinde siplenmiş yani. Biz Mustafa Bey'i çözmeye çalışıyoruz. Ben Sistan'dan başka yayla bilmiyorum tabii. Hayvancılığım yok, çobancılığım yok falan filan. Ancak dinleyip böyle ya nereden nereye ne günlermiş diyoruz yani. Gerçekten öyle. Yeni nesil bunları nasıl anlayacak, nasıl algılayacak? Hocam, boş anlamasın. Sonrakiler, boş ver. Canını sıkma. O ayrı bir sorun yani gerçekten. Onlar metaverse'ten burayı pazarlıyorlar şimdi. Evet, ibret almak lazım, ders almak lazım. Geleceğe ona göre hazırlanmak lazım, hazırlamak lazım memleketi, insanları. Bu kiraz nereden geldi ayrıca? Amasya'dan. Amasya kirazını işte Trabzon'un, Trabzon demişim, Gümüşhane'nin, Gevur Dağı'nın, Kazıkbeli'nin tepesinde Amasya'nın yerli kirazını yiyoruz. Gelirken Mustafa Bey'le almıştık. Valla 10 numara olmuş be. Nasip buradaymış yemek. Valla et harika. Ondan sonra su harika. Evet. Biraz daha harika. Hava da bugün çok güzel. Hava çok güzel. Temiz. Katıksız bir hava. Evet arkadaşlar size Kazıkbeli'ni gösterdik. Ama bu vesileyle bir şey söylemek istiyorum. Ortamı gördünüz, havayı gördünüz. Şu an 1 Haziran 2022 demiştik. Otlar yeni yeni gelişiyor. Bu sene kar fazla yağdı. Diyeceğim o ki, Türkiye'de Gümüşhane yayla zengini bir il. Ama Gümüşhane gibi başka zenginlerimiz de var. Kazıkbeli'ndeki ete biz bayıldık. Üçümüz de bayıldık. Karayaka koyunun etiydi o. Yayla beraber yemiştik. Zaten bu dağlarda bu ot ve bu suyu, bu havayı bulan hayvanı yemezseniz herhalde hayatınızın hatasını yapmış olursunuz. Yaşadım demeyin yani. Bunun için belki başka birimde de aktarmıştım ama buradaki ekip bana diyor ki abi sen diyor çobanlar sigortaya çok konuşuyorsun. Benim diyor bir tane sevgilim var hemşire bana vermiyorlar diyor. Ben ondan 10 kat daha fazla para kazanıyorum ama memur olmadığım için bana kızı vermiyorlar diyor. Bu ülkede acilen çoban ya da tarımsal alanda çalışan bekar veya 30'undan küçük kız ya da erkeklere çok acil ama çok acil inanılmaz bir sigorta gerekiyor. Bu konunun peşinde bırakacağımı sanmıyorum. Bu ülkeye armağanım olarak kalacak bu konu benim. Dolayısıyla bu dağlarda bu dağları hayvanla doldurmak istiyorsanız, bu dağlardaki meraları ıslah etmek istiyorsanız bu dağlara koyun, keçi, inek getireceksiniz. Onlar bu dağları gübreleyecekler. İşin özeti bu. Ama tabii bu hayvanların da satılması ve yenmesi lazım. Siz eğer akan su gibi karayaka koyunu olsun, kıvırcık olsun, daha doğrusu merada yayılmış hayvanları tercih ederseniz bu insanlar üretmeyebiliyorlar. Devlet sigorta yapsın, siz de bu etleri yiyin. Evet, Kazıkbeli'nden hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kanalıma abone olduğunuzu biliyorum ama hem bildirimi açıp hem de yeni insanlara da aktarmanızı rica ediyorum. Ve tabii ki ayrıca çok değerli Mustafa Kahraman dayıma ve sevgili Hakkı Berhatlar hocama bu güzel seyahati de beni de yanlarında aldıkları için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.